Günaydın. Sabah şu an 5'e geliyor. Biz 4'te uyandık. 4.30 gibi araç bizi aldı Ürgüp'ten. Şimdi Göreme tarafına geldik. Burada yolcular var. Onları alıyor. Şoförü sordum. Bir 15-20 dakika daha sürecekmiş bu. Diğer yolcuları alma işlemi. Ondan sonra kolonumuzun olduğu yere geçeceğiz. Tekrardan günaydın. Saatimiz şu an 5.30. Yaklaşık bir saat sürdü yolcuları almamız ve buraya gelmemiz. Şimdi balon şişiriliyor. Şöyleymiş. Öncelikle soğuk hava veriliyor. İstersen bir göster bu tarafı. Görülüyor mu şu an? Soğuk hava veriliyor. Ondan sonra sivil havacılıktan onay geldikten sonra da sıcak hava yükleniyor. Çelik halatlarla bağlı balon sepete. Şimdi hazırlıkları bekliyoruz. Sanırım onay geldi. Arkada ve hemen yanımızdaki balon sıcak hava yüklenmeye başladı. Şu an ışık oradan geliyor. Bu arada bizim balonumuz gözünüze küçük gelmiş olabilir. Yanındaki abisi ona göre epey büyük. Bu sepet 4 kişilik özel bir tur olacak. Sadece 4 tane yolcusu ve bir pilotu var bu balonun. Hazırlıklar tamamlandı. Şimdi sepete bineceğiz. Bu yolculuğumuz başlayacak. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Buradan atlıyoruz. Korkmayın, ateşteyiz. Sıcak. Şu an hangi vadideyiz? Şu anda Aşk Vadisi'ndeyiz. Aşk Vadisi'ndeyiz. Bakın şu karşımızda görülen küçük küçük delikler güvercinlikler. Güvercin gibi. Evet. İnsanlar gübrelerini kullanabilmek için yüksekte, yaklaşık 10-15 metre yükseklikte yapıyorlar. Abi kaya boyu yükseliyor, çok önemli. Bunlar yükseliyor.
Toplam şeyde birinde kaç balon kaldı? Maksimum 150 balon çalınır. Balonların yön tayini yeteneği olmadığı için rüzgarda birbirlerine çarpma ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden 150 balonla bölgemiz sınırlı. Çarptığında ne oluyor? Genelde kaza oluyor, ölüm oluyor. Şaka. Hiçbir şey olmuyor. İki tane kıyasızımız var. Bir tanesi bütün pilotlar kendi aralarında gidiyor. Diğeri ise sadece ekibimizle gidiyor. Altımızda bölgenin en güzel izinlerini yetiştirdiği bağlar var. Buradan yetiştirilen üzümlerle bölgenin en güzel şarapları yapılmakta. Tamamen doğal güvercin gübreleriyle. Tüm hava araçları. Yani %90'ı bir havalimanına gerekiyor ama benim her yer havalimanı. Bizim farkımız var. Bizim uçuşumuzun en güzel yanında hiçbir zaman nereye gittiğimizi bilemiyoruz. Rüzgar nereye biz oraya. Peki ya uçuş öncesi o rüzgarın yönü belli oluyor mu? Sadece şöyle yapıyorum bu kadar. Ya anlık mı hakikaten? Anlık bir işleri. Hmm. Güvercinlikte karşıda görünenler. Sepetin altına bir kirlilik vardı, onu temizlemek için. Oley! Bakın büyük büyük merdivenler var. Şu sol sağ tarafımızda görebilirsiniz birazdan. Efendim, ben her yerden geçer misiniz? Sizin değerli misafirlerimiz. İmdat, imdat, imdat. Topla beni. Topar. Topar. Aldım. Oley! Sorunsuz gerçekleşti inişimiz. Biraz sonra sepetten ineceğiz. Kapadokya sizleri de bekliyoruz. Güvercin balon. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok şimdi güzeldi. Yapacağız. Öyle mi? Tamam.
Ay. Abi çok iyiydi. Korktum. Yalan söylemeyeceğim. Gel. Kayıtta mısın? Evet, hala kayıttayım. Ay. Ya çok zevkti. Dur şöyle geç. Hmm. Evet, ilk görüşlerini alalım tabii. Ya ilk görüşüm 1000 metre yükseldik güneşi görmek için, orada biraz gerildim. Yani yalan söylemeyeceğim. Bununla beraber ya pilotumuz çok başarılı. Evet. Onu adım Nebi. Aynen. Bekliyorum. Ya kimsenin girmediği vadilere girdik. Hakikaten çok güzel bir deneyim oldu bizim için oralara girmek. Ya çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Yani yere yakınken çok keyifliydi benim için. Bir 1000 metre yükseldik. Ondan sonra alçaldık, vadiye girdik. Sonrasında tekrar biraz yükseldik. Ama sürekli şey var. Bir trafik var. İşte yanındayım, yakınındayım gibi. Balonlar arasında. Sürekli bir şey, iletişim halindeler. Onun haricinde güzel bir gündü. Çok rüzgarlı bir gün değildi değil mi? Evet, şansımıza çok güzel. Evet, şansımıza çok güzel bir vadide gezdik. Beyaz Vadi miydi ismi? Kızıl Vadi, Beyaz Vadi, Aşk Vadisi. Yani üçünde de dolaştık. Bunu irtifada da izledik. Evet. Bu güzelliklerin hepsini bir anda yaşayabilirsiniz. Aynen, o irtifa benim için pek iyi değildi. Hani bacak kaslarım ağrıyor. Ama güzel ya. Abi bunun şeyi yok mu? Sürekli böyle alçaktan giden versiyonu? Yok maalesef. Arada yükselerek hareket ediyoruz. Rüzgarlar kırılıyor. Aynen. Bu yüzden evet. Gün doğumunu irtifada izlemeniz gerekli. Boş ver, parçalasın. Mavi ve beyaz. Ay tek başına olmak da orada korkutucu. Güle güle. Başarılar, bol şans. Şans senin olsun. Günlük 4 saat uçura uçura bıktı artık, uçmakta bıktı. Öyle mi? Ne kadar tamamlaması gerekli? 50'yi tamamladık da artık 100'e şu anda, hedef 100. 100'den sonra artık 200. Yolcularla beraber uçabilecek mi? Kategori yükseltiyorlar. Ben onu yemeyeyim. Abi bu nedir? Ben yedim ama. Bizim bölgenin siyah üzümü. Abi teşekkür bağdır, ederim. Bağdır. Bölgenin siyah üzümü. Bir bakayım tadına. Tadına bir bakın. Bu çekirdeği bunun eczanelerde ekstra olarak şey toz olarak satılıyor. Çok. Hmm. Çin'in çekirdeğini ezdi. Abi bal gibi ya. Çok lezzetli. Vereyim mi? İster misiniz? Görmemiştir yani. Doğal üzüm. Kaç tane? En az 100 yıllık şeydir. Bağdır. Üzüm ister misiniz? Tadına organik. Ömründe kimyasal görmemiştir bu. Ne görmemiştir abi? Kimyasal bir falan görmedi yani. Ha, minik ama çok lezzetli. Bal, bal. Biraz da bu sene kurak gitti. Yağışlar olmadı ondan. Bu bir gelenek. 1783 yılında ilk uçan Fransız kardeşler sapa sallam indikleri için parti yapmışlar. Biz de bütün balonculuk inişte şampanya patlatıyor. Beraber patlatalım. Tamam. Ne yapıyoruz abi? Ucundan. Bir, iki. Birin, sizler de gelin arkamıza. Kadir sen de git. Hep beraber. Evet, bu ritüeli hep beraber. Aynen. Galiba. Bir, iki. Tutun artık. Hoppa. Süper. Şimdi ne olduk abi biz? Neyi kutluyoruz? Pilot olduk, tamam. Safa sağlam indik. Bunu evet. Teşekkür ederiz hakikaten. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Evet, sertifikamızı aldık. Avanos'a getirdim sizi. Avanos'a ilk gezmek istediğimiz yer Güray Müze. Ben ilk defa geldim. Bakalım içeride neler var. Thank you.
Güray Seramik Müze'ye geldik. Girişte 20 lira bir ücret ödüyorsunuz. Milattan önce 5000'li yıllardan günümüze kadar bir hol yapmışlar. Tarih gezisi yapıyorsunuz orada. Bu çevrede çıkmış eserler sergileniyor orada. Ondan sonra el işlemeleri yapıyor orada hanımefendiler. Onları görüntüledim. Onlarca hatta yüzlerce farklı farklı işte vazo, tabak vesaire o tarz ürünler var. Ve sona doğru da Aziz abi mor ışık gösterisi yaptı bize. O da çok etkileyiciydi. Onu da çok beğendik. Selamlar abi. Burada bir mor ışıklar var. Bir şov yapacaksa bize. Evet. Tamam, bekliyoruz abi. Girelim içeri. Girelim içeri. Tamam, girdik abi. Ha, sistem burada. Yukarıda ışıklar. Tamam. Vay, bir dakika. Benim tabii biz insan gözüyle gördük. Oo, abi nefis ya. Şöyle bir döndüreyim. Vay, çok etkileyici. Şöyle bir de bu tarafa döneyim. Sihirbaz mısın abi? Yok. Bu odanın özelliği böyle. Kostorlu özelliği. Çok iyi ya. Yani bu tarafa geldiğinizde buranın kültüründe toprak ve toprağın işlenmesi olayı var. Bu müzeyi biz beğendik. Bu tarafa Avanos'a gelirseniz burası görülmesi gereken yerlerden bence. Evet abi. Valla bir çayınızı içerim abi ya. Şarap içersen şarap yiyelim. Şarap da sarhoş etmek ama şöyle bir çay. Valla bir açık çay alırım hocam. Açık çay. Ne yapalım ne istersiniz? Valla yani öyle görsel bir şey olabilir abi ya. Çok da öyle teferruatlı değil böyle. Teferruatlı değildi de abim o zaman testi yapayım böyle. En azından tamam. Avanos'un testisi şey meşhur. Tamamdır. Hatta Aşk Seyran'ın lafı da var. Evet. Duydunuz mu bilmiyorum. Araba senin gerçek meyrem oğlunun elindeki asasından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu. Testi bardağı kırından bellidir diye. Kendi ayaklarını ittiriyorsun sistemi. Jimnastikli böyle. Evet. Uygun böyle koşarız. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Ben 32-33 yıldır yaparım. Maşallah. Çocukluktan beri. Evet. Bu bölgede çıkıyor değil mi bu toprak abi? Bu bölgede evet Avanos'ta. Kızılırmağın eski yataklarından çıkar. Yavaş yavaş son şeklini alıyor mu abi? Yok daha almıyor. Öyle mi? Daha çok olacak mu? Olacak yani. Evet. Süreç uzun da ama cillop gibi oldu ya. Çok güzel görünüyor. Daha olacak abi. Oo abi neler yaptın ya? Boyuyorsun artık. Sen. Bu nedir abi? Kök boyası mı? Bu toprak boyası. Toprak boyası. Galip Bey selamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum. Gördüğünüz gibi. Alıyorsun abi. Bitti mi abi? Bitti. Ellerine sağlık ya. Çok güzel görünüyor. Ve çok hızlısın. Şöyle bir etrafına bir döneyim abi. Çok güzel. Ne kadar sürdü abi? 10 dakika. 5 dakika. Kameranın dakikası yok. 3 dakika falandır. 3 dakika değil mi? Ellerine sağlık. Süpersin abi. Teşekkürler. Evet abi. Ne yapıyoruz abi şimdi? Başla. Tamam. Şu hareket. Heh, bu saat hareket. Yönünün tersine. Evet. Tamam. Nasıl iyi başladık mı abi? Var mı bende bir yetenek? Şimdi bakın. Sol el dik olarak dursun içinde. Sol elimiz. Şöyle mi? Evet. Sağ eli getirdik. Baş parmağı avuç içinde aldık. Evet. Kapattık. Tamam. Biraz böyle relax olsun. Elin tamam. Hareket edebilsin. İkisiyle sıkıştırdık. Aşağıdaki kalınlığı yavaş yavaş yukarı taşıyoruz. Hmm. İnce atıyoruz yani. Oldu ya. Yani bir şeye benzedi yani. Çok güzel. İlk çağlarda yapılan bir güveç testi. Vallahi bence güzel bir şey oldu abi. Yani ben gayet güzel. Yani kendimi takdir ettim ya. Tamam, el yapımı olduğu belli. Bırakıyorum abi şöyle. Tamam buraya. Aşağıya bastırın, kendinize doğru çekin. Çekin çekin. Evet. Şimdi elini de üstüne bir şöyle bir kurula. Kaygan olursa elden düşer çünkü kayar. Tamam. Şöyle tutuyoruz parmakları en alttan. Yukarı doğru direk kaldır. Evet. Bu mudur abi? Budur. Evet. Zor değil yani. Müthiş. Güzel oldu abi aynen. Bunu beraber. Size hediye ediyorum. Evet İyi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Giderken bunu götürebilirsiniz. Tamam abi çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Erhan Bey. Evet. Şimdi nereye geldik Erhan abi? Şu anda çizim bölümüne geldik. Yaptığımız ürünleri fırınladıktan sonra çizim yapıyoruz burada. Bu aşamaları gördük. O atölye burası. Çizim atölyesi. Galip Usta'nın eşi de çalışıyor istiyorsunuz. Merhaba. Sizi... Ha, düzenleme yapıyorsunuz şu an. Yardımcı olacaksınız. Zaten. Evet. Ne güzel. Evet ben çıraklık teklif ettim. Hanımefendi hemen başla dedi. Ben de bu ışık gördü sanırım. Ama ben hemen hızlıca pes ettim tabii ki. Kolay gelsin. Biz şu an kayanın içerisindeyiz değil mi? Şu anda ve sıcaklık burada
devamlı 17-18 derece. Evet. Işıma sıcaklığı sabittir burada. Kurum aşaması burada gerçekleşir. Yavaş yavaş kurulur ve sağlam elde ederiz ürünü. Evet. Daha sonra çizim aşamaları yapılır burada. Biraz önceki kırmızı çamurdu Kadir ustamızın yaptığı, Galip ustamızın çalıştığı aynı zamanda. Bu da beyaz çamur. Evet. Farklı bir çamur. Yine aynı aşamalardan geçer, fırınlanır. Fırından sonraki hali budur. Biz buna bisküvi deriz. Daha sonra desen çizilir tamamen serbest el tekniğiyle. Şurası, evet. Burası çizim aşaması. Daha sonra çizilen kısımlar parça parça boyanır. Toprak boyalarıyla, su bazlı boyalarıyla. Ha, birinci aşama şu abi. Birinci aşama bu. Sonra buna geçiyoruz. Sonra boyanıyor. Daha sonra boyandıktan sonra sırlarız. Yani bu bor, bunun tozu, su ve silika karışımıyla yüzey kaplanır. Bir nevi evet. Cam kaplama olacak. Evet abi. Tekrar fırınlayınca 1050 derecede evet. Sır, yani cam yüzeyi derir. Ve bu şekilde gelir. Bu son finalde bu abi. Finalde bu. Ve yüzyıllar boyunca bu renkler bu sırın altından çıkmaz. Evet, sıra geldi mağazaya. Vay vay vay. Burası da mağazamız. Abi mükemmel ya. Üf, çok büyükmüş ya. İşte dışarıdan böyle büyük bir yer gibi gözükmüyor. Güzel, hani. Güzel, evet, küçük evet. Ama içeri girdiğinizde şaşırtıyor. Ve 18 metre derinliğindeyiz. Buradan göstereyim. Çok rahat görebilirsiniz derinliği. Hemen geldim abi. Şöyle bir taraftan da göstereyim bunları. 18 metre derindeyiz. Ya yukarıya bak. Havalandırma bacası var. Ve burada 18 metre sıcaklık dediğim gibi. Aa, bayağı da derin ya. 17-18 metre şu an yerin altındayız. Enteresan. Ve 2000 yıllık bir çanak var burada. 2000 yıllık mı abi bu? Evet, 2000 yıllık diyebiliyoruz. Bu müzeden sevgili bir izin alıştığımızda. Muazzam. Çok da büyük. Galip Usta bir de ürünün sağlamlığını gösterecek. Ne kadar sağlam ürünler üretiyoruz onları gösterecek. Evet abi, şimdi test ediyoruz. Vay. Yerde taş değil mi? Yani bir doğal taş zaten. Aynı taş. Aynen. Şimdi sen tek ayağına basarak çıkıyorsun. Tamam abi. Allah. Sağlam mı? Sağlam değil abi, çok sağlam. Sağlam değil, çok sağlam. Çok sağlam abi, evet. Test ettik. Üsttekini, alttakini. İsminizi... Serkan. Kanalın ismi de yukarıdan bak. Tamam. Evet. Serkan. Serkan Bey kıramadığın için bunu kazandın. Ah. Teşekkür ederim. Bu da ödülümüz mü abi? Tamam bu. Kıramadığın için. Kıramadığım için. Kırsaydım. Ne kaybettim biliyor musun? Ne kaybettim abi? Şimdi verelim. O zaman bir daha abi. Bir daha çıkabilir miyim? İki daha çık. Çok teşekkür ederim abi. Elini şöyle edersen. Şöyle yok. Bu şekilde. Sadece imzalı kartımız. Tamam. Çok incesiniz ya. Çok teşekkür ederim. Saygılar, ne demek? Çez Galip'i de gezdik. Orada toprak işlemiyle ilgili güzel bir deneyim oldu. Bununla ilgili ne kadar yetenekli olduğumu da beraber görmüş olduk. Şimdi de sizi Saruhan Kervansaray'a getirdim. Selçuklu döneminde yapılmış Saruhan Kervansarayı'na getirdim sizi. Şöyle Çin'den İtalya Venedik'e kadar bir İpek yolu var. İpek yolunun da yaklaşık 1000 kilometrelik kısmı da Anadolu'dan, Türkiye'den geçiyor. Selçuklular özellikle ticareti geliştirmek için bu kervansarayları yapmışlar. Yani devlet büyükleri tarafından yapılanlara han deniliyor, sultan tarafından yapılanlara da Sultanan deniliyor. Burada hem Müslüman hem de gayrimüslim tüm tüccarlar, bu İpek yolunu kullanan tüccarların can ve mal güvenliği garanti altına alınmış Selçuklular döneminde. 3 gün boyunca bu hanlarda ücretsiz olarak konaklayabiliyorlar. Konaklama dışında iki öğün yemek de veriliyor burada. Doktor, veteriner, işte ayakkabı tamiri gibi hizmetleri de buradan alabiliyorlar. Bu kervansaraylarda kaldıkları süre boyunca da can ve mal güvenlikleri garanti altına alınıyor. Kurulan vakıflar tarafından da buranın giderleri aynı zamanda günümüzdeki sigorta sistemi de diyebiliriz. Herhangi bir can ya da mal kaybı olduğunda da bu vakıfların kaynaklarıyla bu eksiklerde, bu ihtiyaçlarda
gideriliyormuş. Kervansaraylar yürüyerek 8-10 saat, deve yolculuğuyla da yaklaşık 1 saat mesafelerde bir kurulmuş, yapılmış. Aynı zamanda birer pazar yeri bunlar. Tüccarlar getirdikleri ürünleri burada da satabiliyorlarmış. Bununla beraber de savaş dönemlerinde de askerlerin erzaklarını karşılamak üzere bu kervansaraylar içerisine de depolar da yapılmış. Böyle tarihi yerler ilginizi çekiyorsa Kapadokya'ya gelmişken buraya uğranabilir. Çavuşin Kalesi'ne getirdim sizi. Zirveye kadar araçla çıkabiliyorsunuz. Yine bir macera olsun derseniz aracınızı aşağıya bırakıp patika yoldan yukarı çıkabilirsiniz. Şöyle zirveden aşağısı, sanırım şurası uçurum. Evet. Buradan da köyü görebiliyorsunuz. Çavuşin. Şu karşıda şurada yamaçta oteller var. Yine burası da konaklama için tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi. Balonlar şuradan ileriden kalkıyor. Yani çoğu zaman şu istikametten devam edip arka tarafta bir alanları var. Oraya iniyor balonlar. Yani balon izlemek için burası da yine hem konaklamak için daha doğrusu hem de balon izlemek için oldukça uygun. Bakın şöyle bir vadi yukarı doğru devam ediyor. O vadide de eski evler var. Burayı bitirdikten sonra da planım o evleri göstermek size. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Şöyle bir patika yol var. Bu patika yoldan kalenin merkezinin ortasına doğru gidebiliyorsunuz. Şöyle ahşaptan bir köprü gibi bir şey yapmışlar. Ama kısmen bozulmuş. Şöyle dikkat ederek geçeceğiz oraya. Çiviler de çıkmış yerinden ya. Evet. Şuradan şöyle hop patlayalım, evet. Geldik, evet. Bakın devasa bir kaya kütlesi oyulmuş, işlenmiş. Buraya bir yaşam alanı, bir şehir, bir mahalle inşa edilmiş. Bakın burada da muhtemelen bir kilise. Kilisenin kalıntıları var. Şuradan bir girelim içerisine. Ha, şurayı göstereyim öncelikle. Şuradan başlıyor. Şöyle kendi ihtiyaçlarına göre burayı dizayn etmişler. Burada yine bir alan var. Bakın yine kayalar oyulmuş. Ondan sonra tekrar çıkayım buradan. Şu girişini göstermek istiyorum. Bakın şöyle köşelerde işlemeler var. Burada da yine işlemeler. Bakın sütunlar. Bunlar tabii sonrasında yapılmış. Muhtemelen bu yapıyı destekleme amaçlı. Kapıdan girelim tekrardan. Evet. Şimdi başka bir alana geçtik. Bakın. Görüyor musunuz ne kadar muazzam bir yapı? Şu arkam bu arada uçurum. Şöyle biraz ışığını açayım sizler için. Bakın burada sütunlar. Yine bir pencere yapmışlar. Bakın ne kadar nizami. Bunlar kaya oyularak yapılıyor bu arada. Onu tekrardan hatırlatmak isterim. Yine burada sütunlar, kemerler. Evet, bir kilise. Burada yine bir dinsel bir alan var. Şöyle devam edelim. Şurası da bir odaya açılıyor. Bakın ne kadar nizam yapmışlar. Dümdüz, jilet gibi her şey. Burası da farklı bir alanı. Burada da yine sütunlar var. Evet, şu ışığı biraz kısayım. Çavuşine farklı bir
perspektiften bakış. Çavuş'un kalesi. Gördüğünüz üzere yani altına, üstüne, sağına, soluna, kayanın her yerine insanlar ihtiyaçlarına göre bir şeyler oymuşlar. Tekrardan biz içeri dönelim. Evet, burası da yine bu yapının farklı bir alanı. Muhtemelen burada daha sonrasında hayvanlarını barınak olarak kullanmış insanlar. Buraya yemlenmeleri için bir şöyle bir oyuk oluşturmuşlar. Bu güzel tarihi yapıya bu şekilde değer vermiş insanlar, hayvanlarına bakmak için kullanmışlar burayı. Yine burası da yemlik sanırım. Buraya da böyle bir şey oymuşlar. Burada siyah is var. Acaba yemeklerini pişiriyorlardı burada? Bakın yine şöyle farklı farklı bir şeyler oyulmuş kayalara. Şu odadan geçelim. Koridordan daha doğrusu. Evet, başka bir koridor. Evet. Ve tekrardan Çavuş'un manzarası. Saruhan Kervansarayı'ndan sonra burası da beni tarih anlamında oldukça doyurdu. Hakikaten girdiğinizde etkilenmemek elde değil. Çünkü yekpare bir kaya oyularak insanlar işte salon yapmışlar, kilise yapmışlar, kendilerinin yaşam alanları yapmışlar. Bunları görünce yani çok etkileniyorsunuz. Ben çok etkilendim açıkçası. Çavuşi'nin özetleyelim size. Yani Göreme'den Avanos'a giderken Göreme'ye çok yakın. Hatta buradan Göreme'yi görüyorum. Aracınız varsa birkaç dakikada buradasınız. Araçla da gelmediyseniz yürüyerek dahi buraya gelinebilir. Konaklama kısmından bahsettik. Onun haricinde şu aşağıda bir vadi var. Buradan sonra oraya da gideceğim. Kale çok muazzam. Öncelikle biz kalenin zirvesine çıktık. Oradan bir şeyler çektik. Orayı gösterdik size. Bu arada zirvede de mezarlar var. Çocuk mezarları minik minik. Onları da görebilirsiniz. Hemen şu ahşap merdiveni geçtikten sonra bir kilise var. Yani buraya çok düzenleme yapmamışlar. Muhtemelen kilisenin içerisini insanların görmesini istemiyorlar. Yani belki bir görevliyle beraber görevli eşliğinde gezilebilir. Çünkü her yeri bir şeyler kazımışız. Biraz zarar vermişiz oraya. Biraz değil, çok zarar vermişiz daha doğrusu. Yani Türkiye'nin ben her yerine gittim. Yani böyle bir yapı, böyle bir yaşanmış bir alan. Başka bir yerde bulma şansınız yok. Yine burayı da tabii ki Kapadokya gezinizde bir yarım saat, bir saat vakit ayırırsanız buranın her yerini görebilir, her yerini gezebilirsiniz. Aşağıda yine alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Otellerden bahsettik. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var. Yine buraya da programınıza ben dahil etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çavuş'un neydi? Ve sizi çok gizli bir yere getirdim. Daha önce burayı hiç görmemişsinizdir. Tabii ki şaka yapıyorum. Üç güzellere getirdim sizi. Yani Kapadokya'ya gelmişseniz yerli, yabancı turistler illaki buraya uğrayıp bu üç güzelleri bir görüyorlar. Burayı görmeden Kapadokya'dan ayrılırsanız zaten Kapadokya'yı gezdim demeyin. Burasıyla ilgili birçok efsane var. Şimdi onlarla ilgili kafanızı şaşırmayacağım. Kapadokya çok lezzetli bir yer. Biz her geldiğimizde keyif alıyoruz. Doyamıyoruz Kapadokya'ya. Yani senede 3-4 kez geldiğimiz de oluyor. Şu an bir yaz mevsiminde Kapadokya'da zaman geçirdik. Buranın ilkbaharı da çok güzel, sonbaharı da çok güzel, kışı da çok güzel. Hani en güzel zamanı hangi dönemde derseniz, vallahi 4 dönemde bence güzel. Her dönemin ayrı bir güzelliği var. Yani ne zaman gelirseniz gelin Kapadokya'dan
Ben eminim zevk alacaksınız. Özellikle bundan sonra tabii ki sağlığımız yerinde olursa bir vakitte yaratabilirsek kış dönemine gelmeyi planlıyoruz Kapadokya'ya. Ve geldik Kapadokya vlogumuzun sonuna. Bahsettiğim gibi biz Kapadokya'ya doyamıyoruz. Senede birden fazla kez geliyoruz. Biz çok keyif aldık bu gezimizde de. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer ben butona basmayı unutmayın. Kapadokya ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından lütfen bize iletin. Son olarak da tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kapadokya'dan sevgiler.